Geçmek isteriz. Oya Aydın, hoş geldiniz. İyi akşamlar. Merhaba. Teşekkürler. Şimdi benim görebildiğim kadarıyla geneline baktığımızda mesela telefonunda Baylok olan ama henüz hakkında soruşturma yapılmamış bir isimle irtibat halinde olmak tutuklama gerekçesi sayılıyor burada. Şimdi irtibat bile diyemeyiz Yavuz Bey. İnsan Hakları Gündemi Derneği'nden Günal Kurşun. Bu insanların her şeyini 14 gün boyunca aradılar, taradılar. Hiçbir şey bulamadılar. Bir iki arkadaşımızla ilgili Baylok kullanıcısı olduğu bildirilen şu kişi sizi aramış dediler. Bunlardan birisi Günal Kurşun. Günal Kurşun kendisini arayan numara telefonunda kayıtlı değil. Yakınları aracılığıyla araştırdığında şu ortaya çıkıyor. Hakkında adli işlem yapılmayan bir polis müdürü olduğunu öğrendik yaptığımız araştırmada. Bu polis müdürü Günal Kurşun Çukurova Üniversitesi öğretim görevlisi, ceza hukuku öğretim görevlisiyken Adalet ve İçişleri Bakanlığı'nın ortak projesiyle yapılan bir polis eğitimine üniversite tarafından görevlendirilmiş adı geçen polis müdürü de Günal Kurşun'u bu çerçevede hani kaçta geleceksiniz, kaçta gideceksiniz diye bir iki kez aramış. Bu polis müdüründe Baylok olduğu tespit edilmiş fakat polis müdürü hakkında hiçbir işlem yapılmıyor. Ama üniversitede görevlendirmeyle o polis müdürünü emniyetteki eğitim sırasında iki kez bir iki gün içerisinde arayan kişiden dolayı hani siz Baylokçu birisiyle irtibat halindesiniz dediler. Gerekçeye bunu yazıyorlar. Bir başka Bunu yazdılar ama o kadar tutarsız ki. yani Biz zaten tutarsızlığını biraz ortaya koymaya neden çalışıyorum. tutuklandıklarını kavrayamadık. Örgüte yardım yataklık suçu dediler. Hem savcılıkta sorduk hem hakime sorduk. Dedik ki bu hangi örgüttür? Böyle bir şey olamaz. Bu PKK mıdır, DHKPC midir, o mudur, bu mudur, FETÖ müdür? Siz bu insanları hangi örgüte yardımdan tutukluyorsunuz bize? Bunu önce söyleyin. İnsan, yani 12. yüzyıldan beri ilk temel insan hakkı şudur. Neyle itham edildiğini bileceksin. Birini suçluyorsan ama neyle suçladığını söyleyeceksin ki savunma hakkını kullansın. Biz hala bilmiyoruz. Arkadaşlarımız tutuklandı. Benim müvekkilimle arasında olduğu bir kısım arkadaşımız serbest bırakıldı. Adli kontrol O da şartıyla belli değil serbest yani. Onlar bırakıldı. niye serbest bırakıldı, diğerleri niye tutuklandı? Burada da bir ayrım Bu yapılamıyor. kesinlikle bakın mesela serbest bırakılanlardan birisi Nalan Erken çok yakın 20 yıllık dostum kadın hakları alanında insan Evet. hakları alanında birlikte mücadele ettiğimiz bir avukat arkadaşımız Nalan Erken'e de dediler ki emniyette sizi Baylokçu biri aramış. Biz bir numaraya baktık avukat olduğumuz için ve Nalan hani bu işleri iyi bildiği için şunu fark etti. Bu numara işler gözü aydın biliyorsunuz yakın zamanda Şimdi tutuklanıp soracaktım, serbest evet. bırakılmıştı. Profesör işler gözü aydın Baylokçu gibi gösterilmiş sizi aramış. Ne büyük tesadüf ki bize desteğe gelen avukatlardan biri İşdar Gözaydın'ın avukatıydı ve Nalan'ın 30 yıllık çok yakın çalışma arkadaşıydı. Dedi ki hayır İşdar Gözaydın'da Baylok çıkmadı. Bakın nasıl gayri ciddi çalışıyorlar bu kadar dünyanın ayağa kalktığı soruşturmada. Polise dedik ki hata var. Sonra polis odasına gitti bir iki evrak araştırdı. Evet hata olmuş dedi. Biz onu Baylokçu yazmışız. O Baylokçu değilmiş sadece FETÖ'den alınmış. Evrakı düzelttiler. Yani ne Evrakı yaptı ki düzelttiler ama gerekçeyi yine İşler yine Gözaydın'la. değişmedi. Çünkü onunla tutuklamıyorlar. Onlar bahaneler. Ne denk gelirse. Peki ne oldu? Nalan bırakıldı ama Günal Kurşun bunu açıkladı. Dedi ki bakın eğitim verdim. Çukurova Üniversitesi beni görevlendirdi. Ben şimdi öğreniyorum. Rehberimde kayıtlı değil. Bu o polis müdürüymüş, eğitim müdürüymüş. Peki ona işlem yapmadım bundan dolayı niye bu insanları tutukluyorsun? Saçma sapan. Bir başka tabii yani trajikomik olay diyelim. Herhalde bir emlakçı, Baylok çıkmış emlakçı da o emlakçının numarası üzerinden de bir sorgulama yapılmış. Bir başka sanık için, yani insan hakları aktivisti için gerçekten bir gayri ciddiliği göz önünde bulundurmak Yani bu lazım burada. dosyada biz neyi gördük biliyor musunuz? Cumhuriyet Gazetesi'ne yönelik operasyonlarda da aynı şeyden. Evet. Nedense muhalifleri, insan hakları savunucusu ve gazetecileri seni bir Baylokçu aradı diye. Derdest edip bu kötü koşullarda tutukluyorlar, hapsediyorlar. Fakat o Baylokçuların onlar hakkında bir şey yapılmıyor. Bir, ikincisi de Baylokçu dediklerinde bakıyorsunuz aslında Baylok çıkmamış.
Yani devletin, ben gözümle gördüm, işler göz aydınla ilgili evrak değiştirildikten sonra artık birisi bana şu Baylokçu dediğinde, ben bir avukat olarak onunla ilgili detaylı teknik inceleme zaptını görmeden buna inanamam. Bunun inandırıcılığı yok. Çünkü bu evrakta hata yaptılar. Evet. Şimdi peki asıl neden, ben bütününe baktığım zaman, tartışmalara baktığım zaman, bu Orhan Deligöz'ü de burada konuk ettik, onun anlattıklarına baktığımız zaman ona da çok soru sorma imkanımız da oldu. Hepsinde ortaya çıkan sanki şöyle bir durum var. Bir Türkiye haritası üzerinden bir kalkışma planlanıyor. Yani bu ne bileyim sürreal olabilir, yani başka o, bir şey olabilir ama bir Türkiye haritası var herhalde sistemin içinde. Komik hikaye ki şöyle bir şey oluyor, bakın toplantıda bunlar stresle başa çıkma. Yani düşünün ki kadın hakları savunucusu arkadaşlarımız var. Sürekli cinsel istismar, tecavüz hikayesi dinliyorlar. Hı hı. Mülteci haklarından işte arkadaşımız var. Tutuklandı Veli Encü. Gaziantep'te Birleşmiş Milletler Gıda Ofisi'nde çalışıyor ve hayatının son 3 yılını Suriye'den, savaştan kaçıp gelen çocuklar ve kadınlarla geçirmiş. Bu hikayeleri anlatıyorlar. Olay da şöyle oluyor. Veli Encü kendisinin karşılaştığı göçmen mülteci hikayelerini, çocukların yaşadığı taciz, tecavüz hikayelerini anlattığında bütün bir grup hüngür hüngür ağlamaya başlıyor. Bu ağlama krizi üzerine eğitmenlerden stresle başa çıkma eğitmeni olan kişi diyor ki, şimdi bir mola verelim, herkes bir resim çizsin. Bu resimde kendisini etkileyen şeyleri resimlesin. Yani seni ne etkiliyor? Mesela Diyarbakır'dan hayatında ilk kez uçağa binen bir arkadaşımız var. Mazlum Derden, Hak İnisiyatifinden. Uçağı çiziyor. İlk kez binmiş ve korkmuş. İlk Nur bir squash oynayan kadını çizmiş. Üstüne toplar geliyor her yerden. Türkiye haritası denilen şey, Özlem Dalkıran dedi ki ben çizdim. Bu ülkede beni ne strese sokuyor diye. Tam bir Türkiye haritası değil, basında falan çıkmıştır muhtemelen. Biz onun Türkiye haritası olduğunu bir de söyleyince kavradık. İlk bakışta anlaşılmıyor. Hı. Ne çizmiş biliyor musunuz? Suriye'deki tanklar, yani Suriye'deki savaş, İstanbul ve Mersin kentlerdeki yapılaşma, HES'ler. Türkiye'de insan hakları alanında onu üzen, stres kaynağı yaratan, kötüye giden meselelere ilişkin birkaç kurşun kalemle çizmiş, sonra hiç bunu o tanıklar da, gizli tanık dedikleri tanıklar da diyor, resimle çizdiler, bir kenara koydular, bir daha onun üzerine çalışmadılar. Yani herkes çizmiş, birkaç 10 kişiler 10 tane resim var. Stres kaynaklarını göstermişler. Onları otelde çalışma masasının toplantısının herkes açık, kapısı açık toplantı salonunda bırakmışlar. Sabah polis gelince onları almış, içlerinden de bunu haritaya benzeterek böyle akıl dışı, uydurma bir şeyle bunu ne yazık ki yani devletin en üst düzeyinde dile getirdiler. Hatırlarsanız ben sizin programımıza bağlandığımda o kadar temkinli konuştum ki ortada bir yanlış anlama olduğundan emindim ama bir görelim diyordum. Evet. Biz savunma hakkını kullanamadık çünkü hala biz dosyada ne olduğunu bilmiyoruz. Ama haritayı gördük, harita dedikleri şeyi gördük. Harita değil, Türkiye'de Özlem Dalkıran'ın stres kaynağı olan yapılaşma, Suriye Savaşı, mülteciler, mültecilerin şeyi... Ya bu gerçekten bu konuşurken insanın canını sıkan noktaya doğru gidiyor ama bir şey daha sormak durumundayım. O da bu bilgileri saklama, polisten saklamak için eğitim alıyorlardı. Yani yasa dışı bir iş yapıyorlardı falan gibi. Sanıyorum o da gizli tanığın ifadesi. O, evet, evet. Oradaki şimdi tanıklar da orada tercüman anladığım kadarıyla. Öyle görüyorum. Şimdi biz gizli tanıklar, gizli ya da açık tanık, iki tanık var. Burada iki tercüman var. İkisinin de ifadesini almışlar. Gizli tanıkla açık tanığın ifadesi de aslında birbiriyle aynı ve tek kaynaktan yönetildiği belli. Diyorlar ki bunlar biz verilerimizi nasıl koruruz? Polis bizim telefonumuza, işte şeyimize girmesin, verilerimizi görmesin diye konuşunca bilgisayarlarımızda biz anladık ki bunlar polisten bir şey gizliyorlar. Yabancılar da bunlara eğitim veriyordu. Devletten gizledikleri bir şey olduğunu düşünüp ihbarda bulunduk. Bakın Ali Garavi kendisini kamuoyu tanıdı 2004 yılında. Başbakanlığın davetiyle Türkiye'ye gelmiş, hayatını Afrika'da, Filistin'de insan hakları savunuculuğunda geçirmiş bir kişidir. Dedi ki bana dedi polis dost bilgisayarımıza girmesin, dışarıdan bize baylok yüklenir mi diye
soru soran tek kişi çevirmendi ve arada sordu. Gruptan hiç kimse polis bilgisayarıma nasıl girer diye bir soru sormadı. Gruptakiler şunu sordular. Bakın, kişisel verilerin güvenliği korunması son derece önemli, güncel bir şeydir. Bütün büyük şirketler, bankalar bu verileri müşterilerinin nasıl güven bilgilerini korumak için bankalar sürekli bu alanda eğitim yapıp çalışıyorlarsa insan hakları savunucuları da çalışır. Bizim bilgisayarlarımız, benim müvekkilim İsmail Üstün. Bu ayrıca yasak bir şey mi yani? Bir yasak bir şey değil. Bu devletin, düşün, yasa çıkarıldı. Kişisel verilerin korunması yasası çıkarıldı. Hackerlara karşı, dışarıdan yükleme programlara karşı, bir de bilgisayarın aniden çökmesiyle verilerin kaybolmasına karşı neler yapılabilir? Toplantının konularından birisi bu ama inanın büyük bir kısmı stresle başa çıkma. Çünkü Türkiye'deki insan hakları savunucuları, şimdi biz mesela 14 gündür inanılmaz bir stres altındayız. Siz yani, ne olursunuz bana bir anlatsanıza ya, ben işin aslını merak ediyorum. Yani bu nasıl ortaya çıkmış da niye böyle bir komplo teorileri üzerinden, yani ben bunun komplo teorisi olduğuna inanıyorum. Gördüklerim de onu bana anlatıyor. Normal bir, hani rasyonel bir yaklaşımla izah edemiyorum. Nedir bu işin ben rasyonel yaklaşımı? Biliyor musunuz? İlk anda itibaren burada bir komplo olduğuna inandım. Çünkü bir iki gazete ve bir tane milletvekili, siz de programımıza dahil ettiniz, milletvekilinin şanını herkes biliyor. FETÖ'cü olmadığını kanıtlamak için çaba harcayan bir milletvekili. Bunların hiç dosya daha teme İstanbul Savcılığı'na gelmeden basında kopardıkları yaygaradan burada bir komplo var ve hükümetin bundan haberi yok. Hükümet ve Anayasal Büro bu olaya vakıf olunca meseleyi anlayacak ve mesele çözülecek dedik. Emniyette de böyle bir izlenim edindik biz. Yani hiçbir şey yok. Soru da yok. Arkadaşlarımıza ne denildi biliyor musunuz? Bu toplantıyı kim organize etti? Nasıl katıldınız? Siz bu gizli veriyi konuştunuz mu? Daha ilk günden mail trafiğini sunduk bu toplantıya. İHOP, İnsan Hakları Ortak Platformu'na mensup 4-5 insan hakları örgütünün yöneticileri arasındaki yazışmaları sunduk. Biz her yıl insan hakları savunucuları birkaç eğitim yaparız. Bu toplantının kararı 6-7 Nisan'da alınmış. Kimlerin katılacağı belli değil. Yer ve tarih belli değil. 3-4 şehirde farklı otellere bakılmış. En uygun fiyat veren otel seçilmiş. Ankara olabilirmiş, Haziran olabilirmiş ama arkadaşlardan itiraz gelmiş. Kimisi demiş ki ben orucum, Ramazan bayramı, Ramazan ayında gelemem. Birkaçı demiş ki bayram var, bayramda gelemem. Haziran'da yapılması gereken toplantı Ramazan ayı nedeniyle Temmuz'a kalmış. Buna dair bütün yazışmaları sunduk. Her şey çok açık yapılmış. Arkadaşlarımız oradayken Biyanet'in de bir toplantısı var. Onlarla 100 kişi yemeğe katılmışlar. Instagram'da otelden fotoğraf paylaşmışlar. Gizli toplantıdan. Düşünün, kapı açık, polisin yakalama tutanağında var. Diyor ki havuzun yanında camekanlı bir bölmede, yani küçücük camekanlı bir bölme, havuzdakiler bizimkileri görüyor. Bir masanın etrafında toplanmış konuşuyorlar. Ya orası da orası da enteresandı. Bu Orhan Deligöz'le konuşurken gizli bölmede yapılan toplantı falan demişti. Gizli bölme dediği işte kumpas olduğu çok açık. Yani kapı açık. Havuzunun yanında camekanlı bir bölüm var. Kendisine Orhan Deligöz gitmiş oraları tespit etmiş, ne olduğunu biliyor. Kendisine gizli bölme değil, polis tutanağı var, kapı açık dediğimizde. Kapı açık. Ama orası imar dışı bir imar dışı bir şeymiş dedi. Ya belediyenin sorunu dedi. Yani böyle bir şey bilecek kadar konuya vakıf ama o beni ilgilendirir mi? Türkiye'nin yarısı imar dışı. Tabii canım, böyle bir şey olabilir mi canım? Yani hayır, işin ne kadar yani farklı noktalarda tartışıldığını söylemek açısından aktarıyorum. Ama yani enteresan, nasıl böyle bir noktaya geldi ve tabii uluslararası anlamda da önemli. Uluslararası Af Örgütü'nün bu işte... Bakın şey dediler, benim 20 yıllık arkadaşlarım tutuklandı orada sabaha doğru. Biz beni en çok yabancıların durumu etkiledi. Çaresizce bizim gözlerimize bakıyorlar. İngilizce ailelerimize haber verin. Hakime dedi ki ben Mozambik'te, Angola'da, Filistin'de, İsrail'de, Kore'de biz böyle bir şeyle karşılaşmadım. Türkiye'nin durumunu düşünün. Evet. Vallahi yani çok can sıkıcı. O kadar can sıkıcı, o kadar şey, biz bu yanlışın en kısa sürede düzeltilmesini talep ediyoruz. Hep düzeltileceğine inandık. Bu arkadaşlarımızın dosyasında hiçbir şey yok. 14 gün aradılar. Hiçbir insani
koşul olmayan koşullarda bunları orada tuttular. Hasta oldu arkadaşlarımız, aç kaldılar. Bunlar bu ülkenin yetiştirdiği, yıllarca herkesin, hepimizin haklarını savunan insanlardı. Bu insanların gözaltına alınması gerçekten de Türkiye açısından çok büyük bir kayıp. Ve ayıp. Ve de çok büyük bir ayıp. Yani. Düşünün ya, biz duruşmada şunları söyledik. Benim bir vekilim neyle itham ediliyor biliyor musunuz? Kadın Koalisyonu, Türkiye'deki 100 küsur kadının, bunun İslamcı kadın örgütlerinden tutun eşcinsel örgütlerine kadar, 100 küsur kadın örgütünün, kadın koalisyonunun koordinatörü kadına cinsiyet eşitliği politikada daha fazla kadın isimli bir projeye İngiliz Büyükelçiliği'nin verdiği destek. O destek. Parti tarafından soru olarak soruluyor. Dedim ki ayıp, siz eğitime gittiğinizde sizin paranızı kim ödüyor? Bakın Adalet Bakanlığı sürekli İsveç'le, İngiliz Büyükelçiliği'yle, Almanya'yla ortak proje yapıyor. Türkiye'de AB projesini en fazla Türk Silahlı Kuvvetleri kullanıyor. AB'nin bir parçasıyız, konseyin bir parçasıyız. Konseyin parasal kaynaklarını Avrupalı kadar Türk yurttaşı da kullanır. Sanki bu gayri resmi bir şey. Sanki bu ajanlık faaliyeti gibi. Ajanlık faaliyeti gibi gösteriyorlar. Devlet yetkilisi bunu bilmez mi? Kendisi de yapıyor aynı projeyi. Ben Adalet Bakanlığı, Adalet Akademisi ile İsveç'in ortak yaptığı eğitime de katıldım. Sen İsveç'ten o parayı alınca, AB'den alınca meşru, elbette ki meşru. Ama bir kadın örgütü alınca bu ona casusluk diye geri dönsün. Vallahi çok haklı bir isyanınız. Yani haklı... biz hukuk zemininden çıktık. 14 gün bunlar tutuldular arkadaşlarım. Yabancı olan insan, İngilizce bilmeyen görevlilerin arasında çok ciddi sağlık sorunuyla hastaneye götürülüp bağırıp çağırıp orada kötü muameleye tabi tutuldu. Ve de düşünebiliyor musunuz, dün sabah 8'de adliyeye gittik, sabah 6'da biz savunma yaptık. 48 saat ne o hakimler, ne polisler, ne biz uyumuştuk, ne müvekkillerimiz. Böyle bir savunma hakkı, böyle bir mahkeme, böyle bir düzen olabilir mi? Ben sabah 5.30'da inanın ne konuştuğumu bile hatırlamıyorum. Peki. Biz o koşullarda orada arkadaşlarımızın yanındaydık. Peki. Ve maalesef çok üzücü bir kararla ağlayarak o salondan ayrıldık. Biz şuna inanıyoruz. Yani hükümetin şunu görmesi lazım. Usul kuralları. Adaletin en temel prensipleri herkes için lazım. Herkese lazım. Bu kadar usulsüz, bu kadar kör gözün parmağına, bu kadar düzen dışına çıkan, ya 1000 yıllık, 2000 yıllık asgari ceza hukuku ilkelerini ihlal eder soruşturmalarla hiçbir şey, bu ülkeye hiçbir şey kazandıramazsınız. Peki. Oya Aydın, anlıyoruz isyanınızı. Çok teşekkürler katılıp bilgi verdiğiniz için. Umarız en kısa sürede düzelir diyelim. Başından çok sağ olun. Beri bu süreci takip ettiğiniz etmeye için çalışıyoruz, evet. En kısa sürede bütün arkadaşlarımızın aramıza katılmasını ümit ediyorum. Peki, sağ olun. Kolay gelsin. Oya Aydın, insan hakları aktivistlerinin avukatlarından